zikreyle hakkı her nefes. Allah yeter baki heves. Bes gayrıdan ümidi kes. Tekrar zikrullah ile. Bes gayrıdan ümidi kes. Tekrar zikrullah ile. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli müminler, Allah Celle Celaluhu önce konuştuklarımızla, dinlediklerimizle amel edebilmeyi, hem ferdi hayatımızı hem de sosyal yani içtimai hayatımızı Kur'an'a göre, sünnete göre tanzim edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Şimdi konumuz hayırlarda yarışmak olacak inşallah. Şimdi Rabbimiz şöyle bir ayet-i kerime buyuruyor. ثُمَّ اَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Bu ayet-i kerime çok manidar bir ayet-i kerime. Diyor ki ayet-i kerimede ثُمَّ اَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا. Sonra biz kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i bizden önceki ümmetler de aynı şekilde ellerindeki Tevrat ve İncil'den sorumluydular. Biz de kendi kitabımızdan sorumluyuz. Burada diyor ki Allah Celle Celle, biz kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i bir takım kullarımıza tevdi ettik. Yani emirleri onlara duyurduk, yasakları onlara duyurduk. فَمِنْهُمْ ظَالِمُونَ لِنَفْسِهِ. Onlardan bir kısmı kendisi nefislerine zulmettiler. Yani o kitabın dediklerini yapmadılar. O kitapta işte hayır yapın diyordu, yapmadılar. Allah'a işte tevhide inanın diyordu. Tevhide inanmadılar, şirk koştular, putlara tapmaya başladılar, heykellere tapmaya başladılar. Yani insanlar, burada üç sınıf zikredilecek. Üç sınıftan önce zikredilen şey, kendilerini zulmedenler. Yani mesela mal veriyor Allah Celle Celaluhu, işte bu malın hakkını verin buyuruyor. Malın hakkı nedir? Malın hakkı fakirlere vermektir. Yani malı paylaşmaktır. Ebu Bekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük, en güzel yarini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın, kendisine en yakın sahabesi Ebu Bekir Sıddık malının tamamını veriyor. Yani böyle emirler geldiği takdirde ne yapıyor sahabe-i kiram? Allah rahsi vel ayin diyor, başım gözüm üstüne diyerek o emre itaat ediyor. Bir bakıyorsunuz Hazreti Ömer Efendimiz'e radıyallahu anh, Allah onlardan razı olsun, malının yarısını veriyor. Osman Zunnureyn Efendimiz radıyallahu anh, o da malının yarısını veriyor. Abdurrahman bin Avf işte malının büyük bir kısmını veriyor. Bu insanlar mallarını fedakarlık yapıyorlar. Yani hayırlarda yarışıyorlar. Şimdi buraya da gelecek ayet-i kerime. Diyor ki önce kendisine zulmedenler. Mal veriliyor, insan kendisine zulmediyor. İman veriliyor, kendisine zulmediliyor. Yani gereğini yerine getirmiyor. لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ diyor bir ayet-i kerimede Allah Celle Celle. Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Ya da yapmayacağınız şeyleri neden söylüyorsunuz diye Allah hitap ediyor, ikaz ediyor. فَمِنْهُمْ ظَالِمُونَ لِنَفْسِ. Bir takım insanlar sorumluluklarını yerine getirmeyince bu sefer ne olmuş olur? Kendi kendisine zulmetmiş oluyor. İnsan nasıl kendisine zulmeder? Yapılanı, emredileni yapmazsa. Bir insan kendine emredileni yapmadığı takdirde kendi kendisine zulmetmiş olur. Zulmeden insan da işte Allah'ın sınırlarını aştığından dolayı ayet-i kerime ne diyor? وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ. Bu bizim haram, helal çizgilerimiz. وَتِلْكَ حُدُودُ Allah'ın sınırları bunlardır diyor. Şimdi kişi bunları aştığı zaman وَلَا تَعْتَدُوا aşmayın emri olduğu halde kişi emirleri aştığı zaman ne olmuş oluyor? Bu sefer kendisine zulmetmiş oluyor. Paranız var fakat zekatını vermiyorsunuz. İşte altınınız var, zekatını da vermiyorsunuz. İşte ilminiz var, ilminizin zekatını vermiyorsunuz. Sağlık sıhhatiniz var, onun zekatını vermiyorsunuz. Çünkü bunların hepsi hem cinsiyle verilir. Yani her nimetin şükrü hem cinsiyle yapılır. O sebepten dolayı hayır, mesela diyelim hayırlarda yarışın diyor şimdi. Konumuz bu ya. Hayırlarda yarışın. Nasıl hayırlarda yarışırız? Bakın dünyanın bütün coğrafyasına, özellikle İslam coğrafyasına baktığımız zaman hayır yapacak o kadar çok kapı var ki, o kadar çok kalem var ki yapılması gereken şey acaba ben doğru şekilde nasıl bu yardımı ulaştırabilirim diye bir araştırmaya girmek. Şimdi devam edelim ayet-i kerimimize. فَمِنْهُمُ ظَالِمُوا لِنَفْسِ. Bir takım insanlar kendilerine zulmediyorlar çünkü emirleri dinlemiyorlar, yasakları çiğniyorlar. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ. Bir kısım insanlar da var ki orta halliler. Yani Allah'ın sınırlarını korumaya gayret ediyorlar. Ama bir takım insanlar da var ki وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ.
İşte onlar da hayırlarda yarışırlar buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Amel kısmında yarışırlar, yani tasadduk kısmında, zekat kısmında yarışırlar. Yani sadece ben 40'ta 1'ini veriyorum diye iktifa etmez. Hayırlarda yarışıyor denilen insanlar 40'ta 1 zekat verenler değil. Belki malının bir çoğunu infak etmek için, hatta lizzekati fa'ilun diyor ayet-i kerimede. Bu insanlar zekat vermek için çalışırlar diyor. Yani istif etmek için, biriktirmek için çalışmazlar. İnfak etmek için çalışırlar diyor. Ayet-i kerime söylüyor bunu. Kat eflehal mu'minun diye başlayan, müminler, hakiki müminler kurtuldu diye başlayan ayet-i kerimede. Böyle söylüyor Allah Celle Celal müminleri anlatırken. Niye devam ediyor ayet-i kerime? Zelike huvel fadlul kebir. Bu hayırda yarışmak var ya, bu herkesin haddi değildir diyor. Herkesin harcı değildir. Bu Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın büyük bir lütfudur. Yani kişinin kalbine göre, kişinin niyetine göre Allah ne yapar? Onu açığa çıkartır, zahir eder. Ama kişinin içinde hayır hasenat konusunda bir ateş vardır. Yani ben hayır hasenat yapmak istiyorum. Acaba hangi kapıya, kime gideyim de hayır hasenat yapayım? İşte sadakayı cariye yapayım, çeşme yaptırayım, köprü yaptırayım vesaire böyle. Yani yetim bakayım, öksüz bakayım, yetimin işte başını okşayayım diye bir gayret içerisinde olduğu takdirde insan Allah Celle Celle ne yapıyor? Ona kapılar açıyor. Kapılar açıldıkça o kapılardan giriyor. Kapılar açıldıkça o daha fazla hayır hasenat peşinde koştuğundan dolayı Allah Celle Celaluhu onun için diyor ki ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. İşte bu hayırlarda koşanlardır. هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Büyük bir ikram sahibidir. Allah'ın onlara yapmış olduğu bir ikramdır. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Şimdi burası çok enteresan bir ayet-i kerime. Sevdiklerinizden vermedikçe iyiliğe erişmiş olamazsınız diyor. Sevdiğimizden vereceğiz. Diyor ki başka bir ayet-i kerimede وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَت۪يمًا وَاَس۪يرًا. Onlar yedirirler, içirirler. Müminleri anlatıyor ayet-i kerime. Onlar yedirirler, içirirler. Fakat عَلَى حُبِّهِ sevdiklerinden verirler. Yani kendi ne yiyorsa ondan verir. Kendi ne giyiyorsa ondan giydirmeye çalışır. Başka bir ayet-i kerime, yani aynı ayet-i kerime başka bir mana veriyor müfessirlerimiz. Diyorlar ki sevdiklerinden verirler, aynı zamanda da seve seve verirler. Kişi seve seve verdiği takdirde ne oluyor? Allah katındaki derecesi artmış oluyor. Burada da ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ne diyor? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ. İyiliğe ulaşamazsınız. Hatta ta ki تُنْفِكُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiklerinizden verinceye kadar. وَمَا تُنْفِكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنْفِكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٍ. Allah yolunda ne verirseniz, Allah için ne verirseniz, şimdi İslam'ın iki türlü yönü var. Birincisi insanın kendi şahsi olarak kemalata erdirmesi, ikincisi de toplumun kemale ermesi. Yani finansal olarak, maddi olarak yükselmesi. Birincisi namazla oluyor. İnsanın kendi enfüsini geliştirmesi, kemale erdirmesi namazla oluyor. Toplumun gelişmesi ise, toplumun kemale ermesi, toplumun maddi yönden refaha erişmesi ise zekatla oluyor. O sebepten dolayı Allah Celle Celaluhu namazla beraber hep zekatı söylüyor. Namaz kılın, zekat verin. Namaz kılın, zekat verin diye ayet-i kerimeler böyle peş peşe geliyor. Bu ikisi birbirinden ayrılmıyor. Neden? Bir insanın kendi kemalatını arttırıyor, ikincisi toplumun kemalatını arttırıyor. O sebepten dolayı Allah Celle Celaluhu ne verirseniz onu ben bilirim diyor. Hangi niyetle verdiğinizi bilirim. Menfaat için mi verdiniz? İşte sizin adınız anılsın diye mi verdiniz? İnsanların arasında işte belli bir yerim olsun diye mi verdiniz, yoksa sadece Allah rızası için mi verdiniz? İşte burası çok önemli. Burada da verirken de ne yapmak gerekir? Namım, şanım yürüsün diye değil, sadece Allah rızası için verebilmek önemlidir. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Bakın Allah Celle Celaluhu وَاسْتَبِكُ الْخَيْرَاتِ dedi ya, hayırlarda yarışın dedi. Sadece hayırlarda yarışın değil, aynı zamanda وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbiniz sizi affetsin diye de yarışın buyuruyor. Şimdi iki yarışın diye söylenen ayet-i kerimeleri peş peşe getirdiğimiz zaman ne çıkıyor ortaya? İnsan verdikçe Allah Celle Celaluhu'nun affına mazhar olabiliyor. Kime verecek peki? Muhtaç durumda olanlara verecek. Muhtaç durumda olanlara Allah Celle Celaluhu inneme sadaka ulil fukara. Zekatın hakkı kimindir? Sadakanın hakkı kimdir? Muhatabı kim olması gerekir? Fakirler olması gerekir, miskinler olması gerekir, işte yolda kalmışlar olması gerekir, borçlular olması gerekir diye Allah Celle Celaluhu bizim zekat vereceğimiz, sadaka vereceğimiz, fitremizi vereceğimiz, yardımda bulunacağımız insanları böyle sınıf sınıf anlatıyor. En önemlileri nedir? Fakirler, miskinler. Yani elinde avucunda bir şey olmayanlar. Hatta ulemamız diyor ki, senin yanına gelip de elini açıp
İşte 3 kuruş 5 kuruş isteyen insana dahi asla onu fela takar. Onu sakın şey yapma. Mahzun bırakma. Yahut da işte onu tahkir etme. Onu azarlama. 3 kuruş da olsa 5 kuruş da olsa ne yapacaksın? Veren kimseye vermekte fayda vardır deniyor. Eski alimlerimiz, eski ulemamız böyle söylemişler. Vesari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin. Cenneti kazanmak için insanlar veriyorlar. Hazreti Osman verdi. Hazreti Ali verdi. Hazreti Ebu Bekir verdi. Abdurrahman bin Avf verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar zenginliğe rağmen savaş ganimetlerinin beşte biri senindir diyor ayet-i kerimede. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman savaş ganimetlerinin beşte biri nerede peki? Hepsini infak etti. Yani yanında bir dirhem altın dahi bırakmadı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne var ne yoksa hepsini infak etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Şimdi peki verdik de kurtulduk bitti mi? Hayır. Allah Celle Celaluhu diyor ki وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتَيْكَ الْيَقِينَ. Bunu ölüm sana gelinceye kadar devam ettireceksin. Kulluğa nasıl ölüm sana gelinceye kadar devam ettireceksin? Aynı şekilde hayır hasenatı da ölüm sana gelinceye kadar devam ettireceksin. Devam ettirirsen Allah Celle Celaluhu bu sefer sahabe-i kirama söylediği radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu çünkü onlar Allah'tan razıydılar. Bu ayet-i kerime kişide, infak eden kişide ne olmuş olur? Mazhar olmuş olur. Bu ayet-i kerimenin içerisine kendisini de dahil etmiş olur. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakın. Sana ölüm gelinceye kadar hayırlara, hasenatlara koşmaya, koşuşturmaya devam edeceksin. Çünkü muhtaç olan insanların sayısı bitmiyor ki. Bakıyorsunuz komşunuz aç, bakıyorsunuz diğer mahalledeki komşunuz aç, bir bakıyorsunuz ki ülke komşunuz aç. Bakıyorsunuz işte Suriye, Irak, işte Libya'ya, işte Somali'ye, Yemen'e bakıyorsunuz. Yani TDV malumunuzdur, hepimizin malumu. Türkiye Diyanet Vakfımız dünyadaki 194 ülkeye yardım götürüyor. Yani hayır, önemli olan aslında ben parayı vereyim sen onu ehline ver değil, bizatihi zenginin fakirle karşı karşıya gelmesidir. İslam'ın istediği de budur. Kişi fakirle karşı karşıya gelip onun muhtaç durumunu görüp kendisi gönülden ona böyle ikramda bulunduğu zaman onun ikram alan şahıstaki o mutluluğu, yüzündeki o mütebessim hali gördüğü takdirde ne olacaktır? Kendisinde bir mutluluk duygusu oluşacak ve bu mutluluk duygusunu, o mutluluk, o haz duygusunu geliştirmek için, devam ettirmek için hayırdan hayıra koşacaktır. Bazı insanlar öyledir. Yani işte diyelim bir şey yedik, mutluluk hormonu oluşuyor ama bazen de şunu kendi kendimize bunu şey yapabiliriz, imtihan edebiliriz ya da deneyebiliriz. Hayır verdikçe mutlu olacağız. Ne kadar veriyorsak mutluluğun tadına varabilirsek imanın tadı var, vermenin de tadı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. İmanın tadına varabilmek için imanı kemale erdirmek gerekiyor. İman kemale ererse insan kendisi imanı kemale erdiğinden dolayı haz duygusu, mutluluk duygusu, o fedakarlığı, dine karşı olan fedakarlığı artıyor. Düşünün Bilal-i Habeşi'yi kayanın altında ahad ahad diyor, Allahu ahad diyor. Yani bunu böyle söylemesinin sebebine imanı tadına varmış. Ebu Bekir Sıddık malın tamamını infak ediyor. Sebebi imanın tadına varmış. İmanı kemale ermiş. Bizim de imanlarımız kemale erdiği takdirde ne olur? Ve yu'sirûne alâ enfüsihim ve lev kâne bihim hasâsa diyor ayet-i kerimede. Onlar kendileri ihtiyaç oldukları halde, benim ihtiyacım var ama ben ihtiyacım olduğu halde başkasına infak edebiliyorsam işte Allah Celle Celaluhu bu şeyi ne yapıyor? Ameli övüyor. Allah'ın övgüsüne mazhar olabilmek için elimizin açık olması gerekir. Maalesef insanlar ne yapıyorlar bugün itibariyle? Yani İstanbul'un fethi zamanında anlatılır ya, Fatih Sultan Mehmet Han esnafı geziyor. Bir esnaftan alışveriş yapınca ikinci alışverişi yapmak istiyor. Diyor ki ben komşum siftah yapmadı, gidin ondan alışveriş yapın diyor tebdili kıyafetle gezerken. Şimdi maalesef esnafımız bunu örnek almalı. Yani Rabbena hep bana asla dememeliyiz. Hiçbir mümine yakışmayan bir sözdür bu. Yani bütün her şeyin en güzeli benim olsun. En güzel kıyafet benim olsun, en güzel dükkan benim olsun, en güzel gelirler benim olsun. Başkalarına bir şey kalmasın. Her şey benim olsun. Bu mantık Müslüman mantığı olamaz. Karun'u örnek verir Kur'an-ı Mübin. Kur'an Musa Aleyhisselam buyurur ki, Kur'an'da Musa Aleyhisselam'ı Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a şöyle söylediğini zikreder. Ahsin kema ahsenallahu ileyk. Karun'a git, ona de ki ahsin kema ahsenallahu ileyk. Bak sen ne kadar zenginsin. Yani
Gelmiş geçmiş en büyük zenginlerden biri sensin. Fakat Allah'ın sana ikram ettiği gibi sen de o zenginliğini paylaş, başkalarına ver, infak et, ihsan et diye Musa Aleyhisselam kendisine söylediği zaman o ne yapıyor, ne diyor? Bunu ben kendi ilmimle kazandım, kendi becerimle kazandım, kendi kabiliyetimle kazandım. Ben kazandım, başkasına da yedirmem dediğinden dolayı Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Karun'u hazinesiyle beraber onu batırdık diyor. Bazı zenginlerden de bahsederken onlar diyor kenzlerini yani altınlarını, gümüşlerini biriktirirler diyor. Ve infak etmezler, fakirle paylaşmazlar. O sebepten dolayı o biriktirdikleriyle o ahirette biz onlara, o zenginlere infak etmeyen, vazifesini yerine getirmeyen, kulluk vazifesini yerine getirmeyen o zenginlere o altınla, gümüşle azap edeceğiz diye ayet-i kerime uyarıda bulunuyor. Uyarıda bulunmasının sebebi kişinin hem kendi kabiliyetlerinin farkına vararak kemale ermesini sağlamak hem de toplumun o zenginlikten mahrum olmamasını sağlamak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede buyuruyor ki kim zerre kadar bir iyilik yaparsa onun karşılığını görecek, kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını görecektir. Yani yaptığımız hiçbir iyiliği küçümsememek gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine ne diyor? Yarım hurmayla dahi olsa, yani hurmanın yarısını verebilecek potansiyelimiz bile olsa o yarıyı vermekten ne yapmayın diyor, imtina etmeyin diyor. O yarım hurmayı dahi küçük görmeyin diyor. Olur ki o yarım hurma sizin cehenneme girmenize engel olur. Cennete girmenize de sebep olabilir. Aynı şekilde diyelim ve yemne'ûne el ma'ûn diyor mesela ayet-i kerimede. Onlar kötü, küçücük şeyleri dahi iyilik yapmalarına engel olurlar. Yani bir iyilik yapacak işte A şahsı, B şahsı iyilik yapacak. C şahsı diyor ki ya bu kadar küçük iyilik mi yapılır diyor. Ona engel oluyor. Ve yemne'ûne el ma'ûn da bu demek. Küçük iyiliklere dahi o insanlar mani olurlar diyor. Kendi küçük iyiliklerimize de mani olmayalım. Başkalarının küçük iyiliklerine de mani olmayalım diye Allah Celle Celle ne yapıyor? Bizlere farklı farklı değişik versiyonlarla öyle diyelim tarzlarla ne yapıyor? İbret veriyor bizlere. وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدِهُ عِنْدَ اللّٰهِ. Kim ne verirse, bugün için kim ne verirse onu diyor Allah Celle Celle ahirette bulacak diyor. Önünde bulacak, hazır bulacak. Hatta kötülükleri de bulacak, iyilikleri de bulacak. Kötülükleri bulduğu zaman insan ne diyecek? Mesela hayır yapması gerektiği halde yapmamış. Böyle olduğu zaman ayet-i kerimede diyor ki تَبَدُّلَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَلًا بَعِيدًا. İster ki kendi amel defteriyle kendisi arasında çok uzun bir mesafe olsun. Çünkü ikra kitap eklenecek. Kitabını oku, amel defterini oku. Bakalım vazifelerini yaptın mı yapmadın mı? Kur'an burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünneti burada. Bakalım sen ne tarafa uydun? Yani Kur'an'a mı uydun, sünnete mi uydun, yoksa istenmeyen, Kur'an'ın ve sünnetin yasakladığı bir hayat mecrana mı kendini akıntıya bıraktın, gittin diye Allah Celle Celle ne yapacak? İkra kitap ekleyecek, kitabını oku bakalım denilecek. Çünkü hesap görücü olarak bu sana yeter denilecek. Şimdi madem hesap görücü olarak Kur'an yetecek bize, o sebeple Allah yine ne diyor? تَوَدُّلَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيدًا. O amel defterinin, o kitabın bizi cennete götürmesini istiyorsa arzumuz, bugünkü arzumuz, bugünkü isteklerimiz madem cennete girmek kalbimizde öyle yer etmiş olacak, madem cennete girmek isteyeceğiz, o sebeple yapmamız gereken şey Kur'an'a ve sünnete uygun hareket edebilmek. Evet. اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Hayırlarda öne geçenler ahirette derece olarak da önüne geçecekler diyor ayet-i kerimede. Biz hayırlarda öne geçersek, yani insanlara örnek olacak, üsve-i hasene olan peygamberimiz gibi, insanlar arasında kendi kendimiz kalbi olarak huzur bulmak için, kendi şahsi işte maneviyatımızı yükseltmek için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alarak, üsve-i hasene onun ne olmasını, güzel örnek olmasını örnek alarak biz de kendimizden sonraki insanlara güzel örnek olabilirsek ne olacak bu sefer? Allah Celle Celaluhu sizi öne geçireceğiz diyor. Hitamuhu misk, o zaman hem dünyadaki son gününüz, son anınız idaca eceluhum, ecel geldiği zamanki haliniz misk olacak. Hitamuhu misk, harika bir neticelenmiş olacak. Harika bir sonuçla sonuçlanmış olacak dünya hayatınız. Zalike hitamuhu misk ve fi zalike felyetenafesil mutenafisun. Burası çok manidar. Yarışanlar bunun için yarışsın diyor.
hayırda koşsunlar diyor, amelde koşsunlar diyor. Çünkü bu dünyanın geçici olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani babası vefat eden, anası vefat eden insanlar var, dedesi vefat eden, ondan önceki nesil zaten ortada yok. Demek ki biz de burada kalmayacağız. Hepimiz ecelle beraber ahirete, Allah'ın huzuruna döneceğiz. İrci'i ila rabbike radiyeten merdiye. Arzumuz odur ki Allah bizden razı olsun, biz de ondan razı olarak ahirete göç edelim. İşte fel yetenafesil mütenafisun. Yarışanlar da bu şekilde yarışsınlar diye Allah Celle Celaluhu bizleri ne yapıyor? Yönlendiriyor, hayırlara yönlendiriyor. İnşallah Teala bu bahsettiğimiz konulara dikkat etmeye gayret edelim diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.